Drone dünyasından herkese merhaba. Bugünkü konumuz simülasyon sistemleri. Tabii ki profesyonel simülasyon sistemleri. Hepimizin bildiği üzere çocukluğumuzdan beri simülasyon sistemleri var. Bilgisayarlarımızın masalarına monte ediyoruz. Bir yerlerde kullanıyoruz. Logitech falan filan bunlar var. Bir de bunların arka kısmında çok pahalı olan sistemler var. Bunlar Fanatec gibi, böyle sadece profesyonellerin tercih ettiği sistemler. Biz Perpa'da drone dünyası olarak bu sistemleri satıyoruz. Bunlar da kendi içlerinde birkaç bölüm ayrılıyor. Hareketli, hareketsiz gibi. Ve bunların kendilerine ait motorları var. Ve bu motorlar 30 Nm tork üretiyor. Şimdi isterseniz koltukta anlatmaya devam edelim bunu. Şimdi burada yaptığımız iş, bu iş yerine yaptığımız iş bu sistemleri satmak. Peki bu sistemleri nasıl satın alıyorsunuz? Mesela alacağınız base'i yani motora karar veriyorsunuz. Ondan sonra istediğiniz direksiyonu satın alabiliyorsunuz. Yani istediğiniz takıma ait koltuğu satın alabiliyorsunuz. Örneğin bu direksiyon gibi. Tabii ki ürünler bütçe açısından bir de yani yerleşim açısından belli bir kesime hitap eden ürünler. Müşteri tipimiz işte oynayacağı oyun grubuna göre önce koltuğuna karar veriyor. Bu bir F1 simülasyon koltuğu. Sonra işte motora, base'e karar veriyor. Bunun güçleri var. Mesela örneğin bu 30 Nm tork üretiyor. Sonra direksiyonuna karar veriyor. Ve monitörle beraber bağlıyor, bunu satın alabiliyor. Buradaki olay motorun gücü, base'in hareketli olup olmaması ve koltuk tipleri. Sattığımız kişiselleştirilebilir bu simülasyon sistemleri tabii ki şu anki bütçeleri çok yüksek olduğu için belli kimselere hitap eden sistemler. Burada belirleyici unsurlar genellikle motoru, motorun ürettiği tork. İşte örnek veriyorum, sıradan markaların ürettiği torklar işte 2-3 Nm'lerdeyken bu cihazlar 30 Nm'ye yakın tork üretebiliyor. Yani siz kaza sırasında direnirseniz bileğinizi bile kırabilir, o kadar güçlü bir tork üretiyor. Burada oynayacağınız oyun tipine göre koltuğunuzu belirliyorsunuz. Mesela bu bir F1 koltuğu. Odanın ortasına bıraktığınızda dahi sizi tahrik eden hoş bir görüntüsü var. Bundan sonra işte monitörlere karar veriyorsunuz. Bastığınız pedallara karar veriyorsunuz. Burada pedallarda da işte losselli setler var. Yani yük hücreli setler var. Bunu şöyle değerlendirin. Elektronik terazinin kefesine bastıkça ağırlık artar ya, bunların pedallarında da bu tip bir sistem var. Bu sistem sayesinde basma hissiyatı aracın durma hissiyatı ile birleşince inanılmaz bir his veriyor insanlara. Burada direksiyon tercihlerini değiştirip oyunu da çeşitlendirebilirsiniz. Farklı koltuk tiplerimiz, farklı direksiyon çeşitlerimiz, farklı base çeşitlerimiz var. Hatta hareketli sistemlerimiz var. Hareketli simülasyonlarımızla ilgili görselleri de gene sizlerle paylaşacağım. Bu ürünleri satın almak isteyenler bizimle kendi web sitemiz, Drone Dünyası web sitesinin üzerinden iletişime geçebilirler. Ayrıca istedikleri sistemi de toparlayabilirler. Yani hareketli istiyorlardır, işte kendi takımlarının koltuklarını istiyorlardır. Mesela şu an oturduğum koltuk Red Bull'un koltuğu. Onlar Mercedes'e ait bir koltuk istiyorlardır ya da farklı bir takıma ait bir koltuk yaptırmak istiyorlardır. İstedikleri direksiyon çeşidi, istedikleri pedal çeşitlerine kadar bunları bize söyleyerek yeni siparişler oluşturabilirler. Bizden satın alabilirler. Görmeye gelebilirler bunları. Daha minimal alanlar için ürettiğimiz katlanır PlayStation gene sattığımız katlanır koltukları da mevcut. Bunlarla ilgili de web sitemizden bilgi alabilir, bizimle temasa geçebilirsiniz. Teşekkür ederim. Örnek vermek gerekirse yani bütçenize göre bu tabii ki direksiyonların kaliteleri de değişiyor. Mesela bu karbon fiber bir manyetik kulakçıkları olan bir direksiyon. Oyun tipiniz değiştirdiğinizde tekrardan şöyle bir direksiyon takıp işte oyuna devam edebilir. Vites, el freni ekleyerek
oyununuzu çeşitlendirebilirsiniz. İsterseniz daha farklı direksiyonlarını da ekleyip oyununuzu güçlendirebilirsiniz. Tabii bunların hepsi bütçeyle alakalı işler. Evet, bu direksiyonların bu arada hiçbir replika değil. Yani gerçek takımların kullandığı, o aynı birebir hissiyatı verebilen, aynı soketlerle sökülüp takılabilen direksiyon tipleri. Örneğin BMW'nin şu takımının kullandığı direksiyon gibi. Ve gene Fanatec şöyle bir şey de sağlıyor size. Burada bir adaptörü var Fanatec'in. Aracınızdaki kendi direksiyonunu da getirip tekrardan kendi simülasyonunuzda kullanabiliyorsunuz.